Bağımsız Türkiye Partimizin 22. kuruluş yıl dönümü hayırlı olsun. Evet, 25 Eylül 2001 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na gitmiş ve partimizin kuruluş dilekçesini, dosyasını takdim etmiştik. Ankara'daydık. İşte bu dilekçeyi teslim ettikten sonra, partimiz resmiyet kazandıktan sonra o zaman Profesör Doktor Haydar Barış Hocamızı ziyaret etmiştik hep birlikte. O gün şu an gözümün önünde hocamız o zaman bize sohbet etmişti. Siyasetteki temel ölçüler konusunda bize ölçü olacak sohbetinde şöyle demişti. Birincisi demişti ki biz siyaset Allah rızası için yapıyoruz, son nefes için yapıyoruz, devlet için, millet için yapıyoruz. Dolayısıyla ben size bir makam, bir mevki konusunda söz vermiyorum. Ancak vatana, millete evlat olmak, Allah'a kul olmak konusunda başarılı olmanız için mücadele edeceğiz. Bunu sözünü veriyorum demişti. İkincisi şunu demişti. Siyasi arenada mutlaka haksızlıklara maruz kalacaksınız. Mutlaka insanlar sizi anlamayacaklar. Ancak yarın elinize imkan geçtiği zaman siyaset intikam alma makamı değildir. Siyaset hizmet etme makamıdır. Gayeniz ve hedefiniz bu millete, bu insanlığa hizmet etmek olacak demişti. Bu iki temel ölçü çok önemli. Hakikaten bakıyorsunuz arkadaşlarımızla konuştuklar. Bağımsız Türkiye Partisi millet demek. Yani milletin ne kadar değeri varsa, milletin ne kadar menfaat varsa Bağımsız Türkiye Partisi bunu bizzat bünyesinde taşıyor ve bunun mücadelesini veriyor. İnsan şöyle düşünüyor. Ya kardeşim nasıl işim? Ben gecemi gündüzümü bu mücadele için ayıracağım. Bütün imkanımı bu mücadele için sefer vereceğim. Meselem, gayem devlet olacak, millet olacak ama millet beni anlamayacak şeklinde insanın morali bozulabilir. Hayır, bozulmayacak. Çünkü bir sözümüz var bizim malumuz. İyilik yap, at denize, balık bilmese hale kılınır. Yani balık bilmese onu yaratan Allah bilir. O münasebette Bağımsız Türkiye Partisi bugüne kadar, kuruluş gününden bugüne kadar girmiş olduğu tüm parti seçimlerde seçim sonrasında yeniden dirilmiştir. Kendini ifade etmenin, kendini daha çok insana ulaştırmanın mücadelesini, gayretini ortaya koymuştur. O yüzden Bağımsız Türkiye Partisi rakip partinin veya diğer partinin yanlışları üzerine proje kuran, diğer partilerin yanlış yapmasını bekleyen veya fırsat kollayan bir parti değil. Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye'nin gerçeklerine hakim olan, Türkiye'nin sorunlarını çok iyi bilen ve bunlara çözüm üreten bir parti. Bağımsız Türkiye Partisi'nin ürettiği çözümler sadece yurt içinde değil, yurt dışında da ünlenmiş, yurt dışında da taraf bulmuş ve de uygulama bulmuş bir parti. Dolayısıyla Bağımsız Türkiye Partisi büyük bir parti, kadim bir parti, çözüm partisi. Bağımsız Türkiye Partisi dendiği zaman hatıra neler geliyor? Bakın, direkt Atatürkçülük geliyor. Bakın, Profesör Doktor Haydar Başhocamızın Atatürk'ü gündem ettiği, Atatürk'ün izinden yürüdüğü o günler, Atatürk'ün neredeyse yok edildiği, ortadan kaldırıldığı günler, insanların Atatürk'ü anmasının neredeyse unutturulduğu günlerdi. O günlerde hocamız sadece Atatürkçü olduğunu ifade etmedi. Hoş geldin Atatürk adı altında bir eser kalem aldı. Ve de Atatürk'ün birleştirici harç olduğunu, vatan olduğunu, millet olduğunu dedi. Atatürk'ün ruhundan özür dilemedikçe bu milletin kurtulamayacağının altını çizdi. Mustafa Kemal Atatürk kimdir? Bu ulu önderi millet ile buluştu. Yetmedi. Bağımsız Türkiye Partisi Türk milliyetçisidir. Amblemine baktığımız zaman ortada hilal vardır. Etrafında 16 yıldız vardır. Hilal Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmektedir. Etrafındaki 16 yıldız ise tarihte kurduğumuz 16 büyük Türk devletini temsil etmektedir. Yetmedi. Bağımsız Türkiye Partisi ülkemizin ekonomik problemlerini çözecek proje sahibi. Milli ekonomi modeli sahibi. Milli ekonomi modeli büyük bir sistemdir. Dünyanın kabul ettiği sistemdir. Kapitalizm bitmiştir. Sosyalizm bitmiştir. Komünizm bitmiştir. Bunun yerine artık yükselen yıldız efendim milli ekonomi modelidir. Ve milli ekonomi modelinin tespitleri üzerine birik devletleri kurulmuştur.
sulh teşvikleri üzerine Rusya, Çin devleti, Hindistan atağa kalkmıştır. Kısacası Bağımsız Ülke Partisi bugün iktidar olsa, yarın iktidar olsa ne yapacağı belli olan bir parti. Yetmedi, Bağımsız Ülke Partisi sosyal devlet, milli devlet projesine sahiptir. Yani vatandaşımızın, her bir vatandaşımızın sosyal olarak yaşamını, geçimini, ekonomisini, güvenliğini, eğitimini garanti altına alacak projeleri vardır. Milli devlet yapısına sahiptir. Milletin birliğini, beraberliğini temin edecek projeleri vardır. Bakın, Bağımsız Türkiye Partisi'nin Ehli Beyt paydasında ülkemizi bir araya getirecek toplumsal barış projesi vardır. Evet, biz bunları bir çırpıda söyleyip geçiyoruz ama her bir bahsettiğim problem Atatürk'ten sonra ortaya çıkan ve fakat bugüne kadar çözülemeyen, kronikleşmiş olan problemlerdir. Mesela enflasyon problemi. Ben kendi kendim bildiğim bileli bir memlekette enflasyon problemi var. Ben kendim bildiğim günden bugüne ülkemizde Alevi Sünni çatışması var. Ben kendim bildiğimden bugüne kadar maalesef Türkiye'de eğitim problemi vardır, güvenlik problemi var. Ben kendim bildiğim günden beri Atatürk birleştirici harç olmaktan çıkartılmış ayrılık unsuru olarak milletin önüne takdim edilmiştir. İşte her bir problem ülkemizin huzurunu bozacak, her bir problem milletimizin rahatını bozacak, her bir problem ülkemizdeki kaynakları elimizden çıkartacak mahiyette güçlü problemdir. İşte ülkemizin bu kadar yıldan beri kronikleşmiş olan problemlerine Bağımsız Türkiye Partisi çözüm getirmiştir. Profesör Doktor Haydarbaş eliyle çözüm getirmiştir. O yüzden Bağımsız Türkiye Partisi adeta ziplenmiş bir enerji yumağı gibidir. Ve de kadrosunu tamamlamış, bütün illerde teşkilatını tamamlamış, ülkemizin bütün katmanları tarafından kabul edilmiş bir partidir. Ve de Bağımsız Türkiye Partisi, gezin Türkiye'yi, dolaşın, ülkenin neresine giderseniz gidin, insanımızın ikinci partisidir. Neden? Maalesef ülkemizde siyaset adı altında bir taraftan korku cumhuriyeti kuruluyor. Bir taraftan insanlar konuşturulmuyor. Bir taraftan insanlar bir parça ekmeğe muhtaç ediliyor. İşe aşa muhtaç ediliyor. Dolayısıyla içindeki, gönlündeki eylemi siyasi tercih ortaya koyamıyor. Güya ada demokrasi var. Güya fikir özgürlüğü var. Maalesef ülkemize ne demokrasinin kuralları kaydedilip uygulanıyor ne de fikir özgürlüğü söz konusu oluyor. Böyle olunca milletimiz de maalesef boynunu bükmüş bir vaziyette bekliyor. O yüzden evet 22 sene oldu. 22 sene içerisinde ne oldu? 22 sene içerisinde Bağımsız Türkiye Partisi bir şey kaybetmedi. Bilakis Bağımsız Türkiye Partisi insanlar tarafından tanındı, sevildi. Bugün nereye giderseniz gidin, iş aş Haydarbaş sloganı duyacaksınız. Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın sevgisini, sevdasının insanımızın gönlünde nasıl kök saldığını göreceksiniz. Yetmedi. Bağımsız Türkiye Partisi ne AB ne ABD tek çözüm bağımsız Türkiye diyen bir parti. Evet bugün bakıyorsun Avrupa Birliği adı altında iktidarlar maalesef kuyruk siyaseti uyguluyorlar ve de Avrupa Birliği ülkemizi kullandıkça kullanıyor. Onlar birlik oluyor, ortak oluyor, biz pazar oluyoruz. Onlar birlik oluyor, bir pazar oluyor. Üyelik adı altında taviz üzerine taviz bu parti. Ve bu Avrupa Birliği'nin ülkemizi birliklerini almayacağına dair Profesör Doktor Haydar Başoğlu'nun yıllardan beri söylediği sözleri var. Biz bunu parti olarak biliyoruz. O yüzden bizim Avrupa Birliği'nin işimiz yok. Bir kere gözü ülkemiz topraklarında olan ülkelerle siz nasıl birlik kurabilirsiniz? Avrupa'nın gözü öteden beri ülkemiz topraklarındadır. Bunu Şark projesiyle ortaya koymuşlar. Bunu Haçlı seferleriyle ortaya koymuşlar. Bunu Büyük Orta Doğu projesiyle ortaya koymuşlar. Bunu Arap Baharı ile ortaya koymuşlar. Bütün projelere baktığımızda Irak işgaliyle ortaya koymuşlar. Suriye'deki işgalleriyle ortaya koymuşlar. Bütün yaptıkları ülkemiz topraklarını ele geçirmektir. O halde bizim ülkemizin topraklarında gözü olan insanlarla bizim bir ve beraber olmamız, bir birlik kurmamız mümkün değil. Elbette ticaret yaparız. Elbette alışveriş yaparız. Ama bu birlik demek değildir.
İşte Bağımsız Türkiye Partisi bütün bu gerçekleri öteden beri dile getiren bir parti. Dolayısıyla Profesör Doktor Haydar Baş hocamız bizzat milleti temsil eden, milletin menfaatini temsil eden Bağımsız Türkiye Partisi'ni kurmuştur ve de çok ciddi bir kadro yetiştirmiştir. Evet, hak vaki olduktan sonra hocamız hakkı yürüdükten sonra genel başkanlığa Merkez Yönetim Kurulu tarafından daha sonra da olağan seçimlerle Hüseyin Başbey getirilmiştir. Hüseyin Başbey bu partinin şansıdır. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın yetiştirdiği nadide lider bir insandır. Ve de bastığı yer Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın bastığı yerdir. Onun öğretisiyle yetişmiştir. Ve de partinin başında lider olarak, genel başkan olarak çalışmalarına sosra devam etmektedir. Gençlik içerisinde ciddi bir tar kesim tarafından takip edilmektedir. Kısacası bugün Bağımsız Türkiye Partisi'ne ihtiyaç vardır. Bunu milletimiz çok iyi görmektedir. İnşallah gelecek dönemde, gelecek günlerde bu sevgi, bu sevda siyasi güç olarak meclise yansıyacak, yerel seçimlerde belediyelere yansıyacak, il genel meclislerine yansıyacak, belediye encümenlerine, meclislerine yansıyacak ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin bugüne kadar ortaya koyduğu örneklik kendi temsilcilerinin çalışmalarıyla bizzat halkımıza da buluşmuş olacak. O günler yakındır. O günler yakındır. O günlerin ayak sesleri duyulmaktadır efendim. O yüzden ben milletimizi kutluyorum efendim. Partimizin 22. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Nice nice 22 yıllar diliyorum diyorum efendim.